arkadaşlar bugün aynen dürüme geldik. Kapalı tiyatro küt mekanlarından bir tanesi. Çekim öncesi dayanamadık, çok açtık. Bilal'den Adana söyledik. Adana standart tırnak bile içinde. Gaziantep usulü geliyor. Ama tabii dürüm olarak geliyor. Normalde Antep'te biliyorsunuz gibi. Kebaplar açıkta satılır tırnak bile de. Şimdi güzel bir barı var. Barda közbiber, turşu ve maydanoz gibi çeşitli yağcılar var. Ben beğendim açıkçası. Güzel bir dinlenme durağı oldu benim. Afiyet de yiyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben çok merak ettim. Adana'da, Antep'te o yöresel tat alıyorsun ya. İstanbul'da onu yakalamak çok önemliydi. Aynen de geliyorsun. Zaten görüntü olarak seni öyle karşılıyor. O hissi veriyor. Çok hızlı bir servis var. Evet, çok hızlı. Hemen geliyor. Lezzeti de. Ve zaten kebabı tatlı anda da İstanbul'da kebap büyüyormuş gibi hissediyorum. Benim en çok takıldığım nokta o. Onda yaşamak. Bence bunu değerli kılan en büyük şeylerden birisi. Babaş değil de pide de geliyor. Evet abi. O büyük bir faktör. Ben gerçekten beğendim ve yolunuz buraya düşerse birer dürüm atmanızı tavsiye ederim. Dürümlerden de sadece Adana dürüm, Bursa dürüm, çöp şiş tavuk dürüm mevcut. Fiyat aralığı dürümler için 17-18 lira. Hepsini denemek için. Evet. İstersen bir lahmacun sorunları. Lahmacun sorunları. Abi Antep'te gördüğüm her şey. Şu an burada da görüyorum. Biber. Ben bu içerken şu anda biraz sebzeli görüyorum. Evet. Efendim geldim. Biraz da lezzete bakacağız. Abi benim işim var abi. Bak rengi de biraz daha açık gibi. Antep'te yediklerine göre açık gibi. Salçası belki abi veya koymaları. Bakalım. Bu ayran mı? Kola mı? Su mu? Ben ayran alırım abi. Ben de ayran alırım. 3 tane. Açık ayran var mı orada? İçerisini çok beğenmedim. Biraz yağsız ve tuzsuz buldum. Yani sönük. Ama çok kötü de bir lahmacun değil. İstanbul'da bulabileceğiniz vasat orta düzeyli bir lahmacun. Şimdi biz bu lahmacunları yiyelim. Ondan sonra da kebaplarına geçelim. Lahmacunlarımızı yedik. Sıra kebaplarını tatmaya geçelim. Lahmacun orta seviyeli bir lahmacun olarak kaldı. Karışık bir kebap söyledik. Bunları tadına baktı. Tavuk var. Ciğer var. Kebap var. Diğerlerine merak ediyoruz. Ben tavuğun tadına bir baktım. Tavuk güzel. Benim sevdiğim tavuk. Çok sert değil. Yumuşak. Eti tadında çok merak ediyorum. Üzerlerine takviye edersiniz. Tamam abi. Sağ ol.
Orada şöyle bir resim çekelim ya. Abi şu an video çekiyoruz. Gel buyuruz da çekiyoruz. Yok yok sağ ol. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne? Kapattık burayı. Ne? Ne işlerini? Ya işte şöyle böyle adam şeyleri falan, motorlarda makineleri, şeyleri falan görmedi bana. Al havya girdi. Hemen havya girdi. Neymiş de menajeri çektirmiyormuş, yok diyormuş. Tamam kardeşlerim, tamam bu kardeşlerim. Abi benim menajerim yanımda oturuyor. O kadar abi. Menajer, ha, işte. Kendisi menajer. Benim de oyuncum vardı, ben vallahi öyle bir şey söylemiyorum. Yesin, yesin, çekilsin. Şimdi, Efe ne diyorsun? Hocam ben Efe beğendim. Güzel, terbiyeli bir kuzu et. Kesinlikle kuzu, hisseline. Evet, çok güzel. Yani, bunlar haliyle satır değil. Makine kıyım. Ama şöyle ulaştığında bakalım. Kameraman dostumuz Ali ile sabırsızlık için yemeği bekliyor arkadaşlar. Kebap tabi, evet, zırh değil. Çok beğendim. Aynen. Ciğerin tadına bakıyorum. Bana düşürün. Kuzu ciğerden. Bayan Bey. Tamam. Bayan Bey. Ben bir... Tamam. Kuzu ciğer de orta. Normal kuyumuz zaten kuyruk ya. Yani. Eyvallah. Eyvallah. Bu, Urfa'yı değil mi? Urfa abi. Öbür Adana. Eyvallah. O dolmama var mı? Urfa'da Adana'ya kıyasla bence daha lezzetli yerde. Yani nedense Adana'nın tadı yok. Ya oranı da az artık bunu bilmiyorum. Biraz beklemiş olabilir. Yanlış yaptılar. Ama yani o benim beklentim biraz altında bir yer olarak kaldı. Yine de tabii güzel ortamı içip uğramayabilir. Şimdi biraz yiyelim. Halil de yesin, doysun. Sonra biz daha güzel çıkacağız. Eyvallah. Fiyat performansı herhalde. Şimdi sevgili dostlar, bugün birazcık tarihi yarımada tur yaptık bu Rıza'yla. Ancak iki yerde yemekliği bildik. Yani aynen dürüm ve Buç Kebap'a gittik. Ben aynen dürüm fiyat performans olarak, lezzet olarak Burç Kebap'a kıyaslarsak çok, daha çok başarılı buldum. Çok çok. Burç Kebap standartların altında ama yani tarihi bir ortamda yıllanmış esnaflarla beraber olmak, evet, sohbeti keyifli öyküyorsun. Keyifli ve hoş bir tatlı ikramı oldu. Peyniri çok güzeldi. Künefenin. Künefe yedik değil mi? Evet. Peyniri çok güzeldi. Yani evet, tarihi bir yerde yemek yemek keyifliydi ama ben havasız ortamlara çok fazla dayanamıyorum. Et yemenin ağırlığıyla beraber de sonralara doğru böyle bir aynen dürümden sonra böyle bir bunaldık. Şimdi de kendimizi küçük Ayasofya'ya attık. Keyifli, sessiz bir ortam. İstanbullular bilirler. Biz gerçi Anadolu yakasında ikamet ettiğimiz için Avrupa yakasında çok fazla yemek yemeye, kahve içmeye kendimize yakın yerler bulamıyoruz. Ancak bu lezzet turları vasıtasıyla herhalde çok çok keşiflerde bulunacağız, evet, gibi. Ki bura benim yine bir arkadaşımın vesilesiyle beraber çok eskiden beri geldiğim yer. Biraz da bir değişime uğramış ama yine hala keyifli bence. Küçük bir bahçesi var. Arkada yine tarihi bir cami var. Küçük Ayasofya Camii. Evet. Keyifli bir ortam. Evet, bu gördüğünüz yer. Zaten Bizans zamanında yapılmış. Neydi? Julian mıydı? Justinian. Julian. Bugün hep yemekle alakalı konuşunca Julian. Birinci Julian şefin abi. Sonra da ikinci Beyazıt tarafından. İkinci Burnuaz'a ettiği bir şey olmuş. Böyle keyifli bir yer. Burada şimdi tarihi yarımada gezisini noktalayacağız. Bir dahaki videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.